Neden? Ama neden? Evet. Sen öl. Ezel'in bir sorusu var sana Kenan. Mükemmel bir cinayet sence nasıl işlenir? Mükemmel bir cinayette fail olmaz. Katil orada yoktur. O nasıl olacak öyle? Cesedi sarın kimseye göstermeden bir yere atın. Ali abi buraya hiç gelmedi. Kamera görüntülerini de silin. Bu Ali buraya hiç gelmedi. Dediğin gibi ben buraya hiç gelmedim. Ha silah. Silah da benim değil. Bu silahla Ali'yi vuracaksın. Seve seve. Koru sıkı. Gömleği fünye düzenekle. Kumandası bende. Kenan'ın odasına girdiğin zaman onun silahını bulacaksın. Yerini öğrenebilir misin Eşan? Öğrenirim. Başkasının silahıyla da intihar edilmez ki. Senden başka herkesin şahidi var. En kuvvetlisi de Ezel'in. Kenan ikna et Yeşem. Düğünü izlememin benim için en büyük ceza olduğunu söyle. Aslında seni temize çıkaran şey de o. Bütün gece o koltukta oturacaksın. Herkes seni görecek. Kimse inanmaz. Beni herkes bilir. İnanacaklar. Çünkü Eyşan onun canını öyle bir yakacak ki Kenan gerçekten ölmek isteyecek. Daha önce yaptın Eyşan. Yine yapabilecek misin? Ha bir de intihar mektubu olacak. Kendi el yazısıyla yazdı. İntihar mektubu mu? Siz hiçbir kadına ölesiye aşık oldunuz mu? Ben oldum. Sorunu da güzel yazmışsın ha. Siz hiç bir başkası olmadan nefes alamaz, yaşayamaz oldunuz mu? Ben ilk defa oldum. Adına aşk diyorlarmış. Herkesin önünde terk edilmiş bu adam koşarak odasına çıkacak. Son mektubunu yazacak ve intihar edecek. Muhteşem. Hayır Cengiz. Mükemmel. Çünkü sadece onu öldürmekle kalmayacağız. Kenan'ın hayatta neyi varsa hepsini kendi üzerimize alacağız. Nasıl? Düğün. Düğün Kenan. Unuttun mu? Sen Eyşan'la evlendin. O yüzden miydi?
Senin başka kimsen yok ki. Sahip olduğun her şey yarın bizim olacak. O yüzden miydi? Eşan dediği hiçbir şey. Hiçbir şey gerçek değil miydi? Yok değil mi buradan çıkışım? Ne bekliyorsun? Hadi bitir. Bitir de kurtulayım. Bunu? Şimdi nasıl öldüğünü anladın mı? Kendi odanda, kendi başına, kendi silahını kafana dayayıp kendini öldürdün Kenan. Bitti. Senle ben aynı değilmişiz Ezel. Sen benden de acımasızmışsın. Hayır. Böyle bitmeyecekti. Mutlu sonla bitecekti. Böyle bitmeyecekti. Hayır. Bitti, bitti, bitti bile. Ben ölmek istemiyorum. Hayır. Bitti mi dayı? Bitti yeğen. Mutlu musun şimdi? Sağ ol yeğen, sağ ol. Aldın mı intikamını? İntikam değil yeğen. İntikam değil. Eski bir arkadaşla dostluğumuz ıraklaşmıştı. Özlemiştik birbirimizi. Hasret hasta etmişti bizi yeğen. Ama sen gene buluşturdun bizi. Yeğen, bazı dostluklar ölümle yeniden başlar. Bazı hasretler ancak ölümle sona erer. Sen yeğen hasrete son verdin. Yeniden buluşturdun bizi. Sağ ol yeğen. İyi ettin. İyi ettin. Sağ ol. Thank you.
Bazı hasretler ancak ölümle sona erer. Bitti Bade. Artık Kenan yok mu? Özgür bir adam mısın artık? Bütün hayallerini gerçekleştireceksin. Mahallene döneceksin. Döneceğiz. Ailene kavuşacaksın. Oğluna kavuşacaksın. Birlikte yapacağız. Bana bütün anlattıklarını... Hak ettiğin her şeyi yapacaksın. Hepsini. Niye ısrarla sen diyorsun? Ben onların hepsini senle. Niye hazırlandın sen? Bavulun nerede? Senden hayatını çalmışlar Ezel. Sen şimdi onu geri alacaksın. O kadar mutluyum ki senin için. Kendin için mutlu değil misin? Ne oluyor? Bade. Bugün bana anlattığın her şey... ...hepsi o kadar güzeldi ki. Ama o hayallerin içinde ben yokum. Varsın. Sen öyle sanıyorsun değil mi? Farkında değilsin ama... ...o hayallerin içinde bir kere bile Bade geçmedi. Başka bir isim geçti. Ezel, sen farkında değilsin. Ama yeni bir hayata başlamak istemiyorsun. Eski hayatına devam etmek istiyorsun, kaldığın yerden. Seninle devam etmek istiyorum. Seninle mutlu olmak istiyorum. O zaman neden buruksun? Her şey bitti. Artık Kenan yok. Neden mutlu sana ulaşmış gibi değilsin? Bak kendine. Hayır, kızmıyorum. Gerçekten. Üzülmüyorum da. Anlıyorum seni. Söyleyeyim mi neden mutlu olmadın? Söyleme. Doğru değil. Söyleme. Doğru. Değilsin çünkü. Senin mutlu sanın benimle değil. Senin mutlusun Neşan'la. Sen farkında değilsin ama... ...sen hala onunla yıllar önce kurduğun hayaller gerçekleşsin istiyorsun. İstemiyorum. İstemiyorum. İstemediğin şey affetmek. Yine ona yenilmek istemiyorsun. Ama zaten... ...aşk da böyle bir şeymiş ki. Ben de seninle öğrendim. Aşk... ...birine koşulsuz teslim olmak demekmiş. Bade... ...gitme. Ben bir yere gitmiyorum. Ama sen gideceksin. Mutlu son istiyorsan... ...artık duygularına barışman lazım Ezel. Utanılacak bir şey yok.
sonundan mı? Bana gelme. Eyşan'a git. Cengiz, hiç düşündün mü ben seni niye bütün işlerin başına getirdim? Sen bana bir söz vermiştin hani, hatırladın mı? Benim bir sorunum vardı. Onu sen halledecektin. Ha, o yüzden buradayım. Hı. Ne manada? Güvenlik. Güvenlik işlerine Temmuz bakıyordu. Onu kuvvetlendirmenin bir yolunu bulalım. Mesela? Bu ev, gideceğin her yer... Bunun üzerine detaylı bir çalışma yapalım, ister misin? İstemem. Hı. Ben artık sahaya indim arkadaşım. Herkes beni perdenin arkasında bilir ama ben perdenin önüne geçmeyi de bilirim. Ne yaptın sen? Ezel'in peşinde artık sadece ben varım. Ezel'i öldürmenin ne kadar kolay bir şey olduğunu unutmuşum ben. Hele katilin kaybedecek hiçbir şeyi yoksa. Bir gün atlar, iki gün atlar. 10 gün atlar. Ama sonunda... Bir gün rastgele bir yerde tutturur. Ben hislerimi fazla katmışım işin içine. Plan yapayım derken işin gerçeğini unutmuşum. Neymiş o? Benim herkesi ama herkesi katil edecek kadar param var. İşte bu. Bu iş şeyden önce bitecek. Efendim, sizi güvenli odaya alın. Ne oldu ki? Çevre alarmları çalışıyor. Alarmları? Hepsi. Bir yanlışlık vardır ama yine de... Evet. Korkutmaya çalışıyor. Çocukça şeyler işte. Şahin birden çevreye. 1 numara içeride. Tekrar ediyorum. 1 numara... Şahin birden çevreye, duyuyor musun? Ne oluyor ya? Bir şey oldu yok Cengiz. Bir sus. Yok kimse. Boşuna... Susun! Çalıştı işte. Bir şey yok, elektrikler falan. Konuşmamız yarım kalmıştı. Beni korkutmak için 1000 kişiye ihtiyacım var. Ne oluyor? Bir şey yap. Çevre, duyuyor musun? Bir farkımız daha var mı senin Çevre? Senan? Benim seni korkutmak için 1000 adımı sokağa salmaya ihtiyacım yok. Dayıdan hiç mi ders almadın? Susturun şunu! Benim tüm ihtiyacım 1 kişi.
tek bir kişi senin evinde, senin yakınında, seni arkandan bıçaklayacak bir kişi. Ne dersin? Sen paranla 1000 adamı katil edebiliyorsun. Sence ben tek bir katil bulabilir miyim? Çıkın dışarı. Dışarı! Kenan! Dışarı! Çık dışarı! Çık dışarı! Yeter! Aldım yerin detaylarını getiriyorum. İskan da getir. Ezra. Ortadan kaybolduğun zaman bu işi hazırlamıyordun değil mi? Sırada ne var? Son oyunumuz herhalde. Thank you.